1 bölü 2 parantezinde 1 bölü 2 kök, 1 köklü ifadenin türevi 1 bölü köktür. Önce bunu yazarım sonra tabii ki içinde bir fonksiyon varsa onun türevini de almayı sakın unutmayın. 4x artı de türevi 4'tür. Böylece burada 0 yazarsak 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2 bölü kök içinde 1. Zaten kök 1 1'dir bunlar da sadeleşti 1 oldu cevap c şıkkı. Türev alırken lütfen dikkat. Bakın bir fonksiyonun türevi normal önce f türev 5x eksi 2'dir. Ancak içinin türevi unutulmamalı. İçte de bir fonksiyon var sonuçta. Çarpı 5. 3x kare. Eksi 2x artı 2. Bundan sonra f türev 8. Burayı 8 yapan değer kaç arkadaşlar? 2. Yazıyorum x gördüğüm yere 2. 12 eksi 4 artı 2. Haliyle buradan 14 eksi 4 10 oldu. Bunlar sadeleşti. F türev 8 eşittir 2 oldu. B şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar 0 için hangisini kullanmamız lazım? G'de bu ilkini kullanmamız gerekiyor. Burası. F'de hangisini kullanmamız gerekiyor? Burasını. Şimdi G türev 0 çarpı F 0 eksi G 0 çarpı F türev 0 bölü F sıfırın karesi diyeceğiz değil mi? Bölüm türevinin kuralı. Buna göre arkadaşlar G'yi kullanacağımız zaman türevini alalım. 3x kare artı 2 üsttekini kullanacağız. Fx'in türevi içinde 2x'i kullanacağım. Şimdi yerlerine yazalım. G türev 0 arkadaşlar. G türev 0'da bunu kullanacağız tabi. 2 olacak. F0'da normal fonksiyonun kendisine 2. Eksi. G0 arkadaşlar fonksiyonun kendisi yani 1 yaptı. Sonra f türev 0'da burada x yerine 0 yazarsak 0 olur. Bölü f kare 0. F 0 arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 karesini alırsak 4 olacak. 4 bölü 4'ten cevap 1 oldu. D şıkkı. Hemen türevini alalım. Çarp burada normal toplamın türevi 5. x eksi 1'in 4. kuvveti artı. Bakın şimdi 1 eksi x üzeri 3 çarpı 4. İçerideki 1 eksi x'in türevi unutulmasın. Eksi 1. Şunu diyebilirsiniz. Hocam buranın türevini almadınız. Aslında alıyoruz. x eksi 1'in türevi 1 olduğu için yazmaya gerek kalmıyor gibi oluyor. Ama burada lütfen unutmayın. Belki bu yüzden gitti sorunuz. x yerine 2 yazarsak 5 çarpı 1 artı x yerine 2 yazarsak arkadaşlar. Burası zaten eksi 1. Bir de önünde 4 var. Bir de önünde eksi 1 var. Artı 4 oldu. Cevabımız 9 oldu. B şıkkı. Normal standart önce fonksiyon yorumu atacağız bunu buraya. 4x kare eksi 12x artı 13 eşit olacak. F 2x eksi 3'e her iki tarafın türevini alırsak 8x eksi 12. Burada f türev 2x eksi 3 ama içinde de 2x eksi 3 olduğu için çarpı 2 demeyi unutmuyoruz. 1 yapmak için x'e kaç vermek gerekir? 2. Böylece 16 eksi 12'den 4. F türev 1 çarpı 2. Her iki tarafı 2'ye böldüm. F türev 1, 2 oldu. B şıkkı. Çarpımın türevini de hemen yazmak lazım. Yani burada üşenmeden düzgünce yazacağız. F türev 2 çarpı G2 artı F2 çarpı G türev 2. F türev 2. Hemen bakalım M. G2. Bakıyoruz 3. Sonra arkadaşlar F2. Hemen bakıyorum 2. G türev 2 Buraya bakıyorum 4. Dolayısıyla buradan ne gelmiş oldu? 3M artı 8. Şimdi aynı şeyi F türev 3 çarpı G3 eksi F3 çarpı G türev 3 bölü G3'ün karesinde bakacağız. Hemen F türev 3'e baktığımız zaman arkadaşlar kaç geliyor? 2. Şimdi G3'e baktığımız zaman burası 1. Sonra F3 M'ye eşit olacak ve G türev 3'te arkadaşlar eksi 1'e bir de önünde eksi var böyle. G3'ü zaten demin söylemiştik. Ee, 1'di karesini alınca yine 1 oldu. Demek ki bunların ikisini toplayınca artık 3M artı 8 2 artı M daha 4M artı 10 olacak. F türevi artı G türevi 2 direkt zaten arkadaşlar M artı 4'tür. Buradan 3M eşittir. Eksi 6 M eksi 2 geldi. B şıkkı cevap. Şunu hemen söyleyelim. F1'in türevi demeliyiz. Bakın bu F1 bir sabit sayıdır. Türevini aldığın zaman burası sıfır olur. Onu hemen fark etmek lazım. Buysa türevini alıyoruz sonra 1 yazıyoruz demek oluyor. Bu yüzden arkadaşlar önce köklü bir şeyin türevi. Normalde 1 bölü 2 köktür. İçinde x kare artı x var. Bu yüzden içinin de türevi alınacak. 2x artı 1. x gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 olur pay. Payda da arkadaşlar 2 kök 2 olur. Bu yüzden 3 kök 2 bölü 4 olacaktır. C şıkkı. 2 yazınca kalan 2 gelmiş. 1 yazınca kalan 1 gelmiş. Eksi 1 yazınca kalan eksi 1 gelmiş. Bu bana şunu söylüyor o zaman. Px polinomu baş kat sayısı 2 olan x eksi 2 çarpı x eksi -1, 1 çarpı x artı 1 artı x olan bir polinom. Gerçekten bakın kalanları bulmak için 1 eksi 1 2 yazın. Hakikaten de 2 1 ve eksi 1 geliyor. Buna göre p türev 1 artık bakalım ee, ne, neymiş. Şimdi çarpana göre bakarsak kesir çok böyle türevlerle uğraşmak istemiyorum. x kare eksi 1 x eksi 2 diye yapalım. Daha kolay bir türev olsun. 3 kere türev almayalım. 1 çarpımın türevi ne olacak? 2x çarpı x eksi 2 artı burada başlangıçta 2 zaten duruyor. x kare eksi 1 bu sefer çarpı 1 bir, bir de x'in türevi arkadaşlar artı 1 x yerine 1 yazacağız. Böylece 2 çarpı 2 çarpı eksi 1 artı burası gördüğünüz gibi 1 yazınca 0 olacak artı 1. Böylece cevap eksi 3 oldu b şıkkı. Burada şöyle güzel bir şey var arkadaşlar. İki tane absisin ordinatları aynıysa parabolde bunlar simetri eksenine göre simetriktir. Bu yüzden buradan çizeceğiniz teğetler ikizkenar bir üçgen oluşturur. Peki ne alaka ikizkenar üçgen hocam? kenar üçgenin taban açıları aynıdır. Birisi x ekseniyle pozitif yönde alfa yaparken öbürü x ekseniyle negatif yönde alfa yapar. Yani birinin eğimi tan alfa iken öbürünün eğimi eksi tan alfa olur. Türevde neydi? O noktadaki eğimdi değil mi? Bu noktadaki eğim arkadaşlar. Ve bu noktadaki eğim birbirinin ters işaretlisi oluyor. Toplayınca bakın sıfır geliyor. E şıkkı böyle önemli bir durum. Türevi aldığımız zaman nasıl olacak? Eksi 1 bölü x kare eksi 2 bölü x küp eksi 3 bölü x üzeri 4 nokta 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 en son eksi n bölü x üzeri n artı 1 olacak arkadaşlar. Yerine 1 yazınca eksi 1 eksi 2 eksi 3 nokta 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 eksi n. Eksi parantezinde 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bu da eksi 66 eksiler gitti. n çarpı n artı 1 11 şey n artı 1 pardon. N çarpı N artı 1 132. N de buradan 11 gelmiş oldu C şıkkı. Evet, ötelemeleri yapalım. Aynı zamanda katlama falan olursa onu da yapacağız. Y eşittir fx artı 2 dediğimiz zaman. F arkadaşlar mavi olandı. fx artı 2 dediğimizde. Fx artı 2'yi yapalım. O zaman 2 birim yukarı çıkartacağız. Bakın maviyle de hatta ben de göstereyim. Şöyle biraz da kalınlaştırayım. Şimdi bakın böyle bir grafik olacak. Haliyle bu grafikten dolayı da artık gerçekten şurası sivri nokta. Burası yine sivri nokta. O zaman iki noktada türev yoktur. Sivri noktada türev olmaz. Bu yüzden ilki doğru arkadaşlar. İkincisine bakalım. Hemen bunu siliyorum. İkincisinde mutlak efix demiş. Mutlak fx demek aşağıdakini yukarı katla demek. O zaman aşağıdakini yukarı doğru katlarsak temsil olarak şöyle bir görüntü oluşur bakın. Mavi oraya gelir. Haliyle bakın hiçbir kopma yok. O yüzden her noktada süreklidir. Kesinlikle doğru. Son olarak fx artı 3'te grafik böyle bir yere gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şurada fonksiyon ne oldu? Limitli olmadığı sıfır noktasında sol limit sağ limite eşit değil. Dolayısıyla o noktada türevi de yok. Evet 1-2-3 kesinlikle doğru. E şıkkı.